Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün yardımcı doçent doktor Muharrem Özdemir bizimle. Kendisi GAÜ'de hocamız, aynı zamanda basın ilişkileri bölümü başkanı. Kendisi belgesellerle bilinen biri. Bunun kendisi konuşmaya başlayınca zaten eserleri tanıyacaksınız, bileceksiniz. Onun için buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek onunla sohbetimize başlayalım. Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk efendim. Evet, sizin de burada olmak güzel. Çünkü yani konuştuk sonra ne kadar geriye dönük iş yaptığınızı ben de yeni anladım. Yani maalesef. Ve benim suçum. Yani bunları bilmem lazım. Ama göç olanı biliyorum. Belgeselinizi biliyorum. Evet. Ama onun yanında öbürleri de var tabii. Enteresan. Peki bugün 20 Temmuz bizim için, Kıbrıslar için kutsal bir gün. Hepimiz kutluyoruz, bu sevinci yaşıyoruz. Ben 74 Harbi'ni gören biriyim. Siz sonrasında doğmuş birisiniz görmeden. Fakat bunun için belgesel de hazırlıyorsunuz. Yani bu ne kadar bilgiyle iç içesiniz. Yani kıskanıyorum. Yani çünkü hakikaten çok çok bilgi var. Ama bunun böyle o tertiplenmiş hali, bunun böyle hazmedilebilir şekle sokulması, kabiliyet burada işte. Değil mi? Yani güzel olan o. 20 Temmuz için duygularınızı alabilir miyim? Bugün 20 Temmuz tabi, barışı ve özgürlüğü ruhunda hisseden herkesin bayramı kutlu olsun diyorum ben. Çünkü barış ve özgürlük Kıbrıs Türk'ünün 100 yıldır verdiği varlık mücadelesinin mührünün vurulduğu bir tarih 20 Temmuz 1974. Yani şuraya sınırlayamazsınız. 63-74'de sınırlayamazsınız. 1878'de İngiliz bayrağı çekildiği andan itibaren, Osmanlı buradan gittiği andan itibaren mücadele veren abilerimizin, mücadele veren ablalarımızın, ter döken, can veren, malını mülkünü bu uğurda feda eden büyüklerimizin Kıbrıs Türk olarak adaya vurduğu mührün tarihidir 20 Temmuz. Bunu okumak gerekiyor. Evet. Öylesine bir tarih değil. Bir kargaşa çıktı, Türkiye geldi, müdahale etti, oldu bitti değil. Geriye dönüp gittiğinizde, flash belleği incelediğinizde, geriye gittiğinizde gördüğünüz şu ki, bayrak çekildiğinde başına ne geleceğini biliyor 1878'de Kıbrıs Türk'ü. Diyor ki burada bir Enosis emeli var. Çünkü çekilir çekilmez böyle bir konuşma var ortada. 307-308 yıldır hakimiyetimizde olan can dostlarımız, yan komşularımız, birlikte olduğumuz insanlar yaşasın Enosis diyor. İlk bayrak çekildiği andan itibaren. Ne geleceğini biliyor aslında başına Kıbrıs Türk'ü o günlerde. Tabii. Ve devamında bakıyorsunuz Birinci Dünya Savaşı. 1914'te bir ilhak. Tek taraflı bir İngiliz'in ilhakı. Her şeyin yasaklanması o bu. Girne Kalesi'ne hapsedilen abilerimiz var. Doktor Hüseyin Beyişler, Karabardaklar, Sadrazamlar. Bunları lütfen tarih hocalarımız, öğretmenlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, anneler, babalar gitsin göstersin. Kıbrıs Türk'ü bu toprakta nasıl bir mücadele vermiş? Düşünebiliyor musunuz? İngiliz'in hakimiyetindesiniz. Sizin ana vatanınıza karşı savaş içerisinde ve siz ada genelinde 37 tane piyes yapıyorsunuz, tiyatro düzenliyorsunuz. Bundan elde ettiğiniz gelirleri Mısır üzerinden İzmir'deki yoksul çocuklara gönderiyorsunuz. Öksüz, yetim kalan çocuklara gönderiyorsunuz Kıbrıs Türk'ü olarak. Tabii. Eğer onlar buraya gelemiyorsa biz mücadele edelim. Tabii. Biz ada üzerinde büyük bir mücadele verelim. Verdiğimiz mücadelenin sonucunda da diyorsunuz Çanakkale'den getirilen esirleri, Mosa'ya getirilmiş bir Çanakkale Esirler Kampı var. Kurtaralım. Doğru. Adadan İngiliz'e atalım diye mücadele veriyorsunuz. Evet. Devamında geliyorsunuz 1923 Lozan'ın 1921-21. Maddesiyle birlikte ada maalesef ki anakaradan kopmak zorunda kalıyor. İngiliz hükümranlığı var. Maddelere bakıyorsunuz. Özellikle dikkat çeken bir madde var. 6 ay içerisinde ya burayı terk edecek ya da Türk vatandaşlığından çıkıp İngiliz vatandaşı, İngiliz tebaası olacak. Evet, öyle bir madde vardı ve çoğu insan da bütün malı mülkü bırakıp şimdi tam gider. Tam orada rahmetli kurucu cumhurbaşkanımızla da bunu çok konuşmuştuk biz ve Harit Feda'yı rahmetle anıyorum. Çok kıymetli bir büyüğümüz, tarih, edebiyat dolu dolu bir insandı. Vefat edinceye kadar da bize hizmet eden bir abimiz. İkisinin
yapmış olduğu, ikisiyle yapmış olduğumuz sohbetten çıkarımda bulunarak söylüyorum. Hani İsmet İnönü'nün bir sözü var. Çanakkale'de biz sütün kaymağını kaybettik. En eğitimli, en yüksek mertebeyi orada şehit tabii, verdik. Kurucu Cumhurbaşkanımız şöyle derdi. 1878'de bunu kaybettik. Her şeyini satıp savup Türkiye'ye gitti. Kıbrıs Türk'ünün önderleri, liderleri. Evet, evet. Sadece çok milli uç noktada duranlar kaldı ki buradan gidemeyiz dedi. Savundu. Bir de 1923'te aynı şeyi yaşadık. Halit Fedai de der ki evinin damının merteğini satıp gitti insanlar. Yeah. Ne kadar fakir insanlar ve çok uç noktada milli olan insanlar burada kaldı. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu insanların başlarına gelenlere bakıyorum ben. 1923'ün hemen sonrasında Haziran 1924'te Doktor Hüseyin Bey içi bir entrikaya getirerek 40 gün içerisinde asıyor, idam ediyor nedir? İngiliz idaresi. Tabii. Çünkü toplum lideriydi bu insanlar. Tabii. Yön veren insanlardı. Birinin eczanesi yanıyor, diğerinin gemi filosu yanıyor. Hepsinin başına bir iş geliyor. Değil mi? Ne hikmetse hepsi yok olup gidiyor. 1931 isyanına bakıyorsunuz. 31 isyanı bir bahane. Çünkü yükselen bir milliyetçilik var. Her ne kadar koparmak istese de ilk Türkiye'de yaşanan devrimleri kabul eden, burada uygulayan Kıbrıs Türk'ü var. Ne hikmetse buraya iki tane matbaa geliyor Atatürk tarafından. Biri buraya, biri Anadolu'ya gidiyor. Buraya verdiği önemi düşünebiliyor musunuz Atatürk'ün? Tabii, tabii. Çok büyük. 31 isyanından sonra yasaklananlara bakıyorsunuz. Bayrak yasak. Anavatan yasak, Atatürk yasak. Türk'üm demek yasak, bayrağı selamlamak yasak. Kurucu Cumhurbaşkanımız şöyle derdi. Dedem beni götürdü konsolosluğun önüne. Bayrak selamlamak yasaktı. Terini siler gibi şapkasını çıkardı. Terini siler gibi göğsünün üzerine koydu ve selamladı bayrağı. Bana dedi ki, biz bunun indirilişini gördük ama inşallah siz çekilişini göreceksiniz tekrardan. Ve hep bu içinde uhdeydi. Nasıl yetiştiriyor bir dede, görebiliyor musunuz çocuğunu? Kurucu Cumhurbaşkanımız nasıl temeller atılarak yetiştiriliyor aslında? Ve ondan sonrasına bakıyorsunuz, hayatı boyunca bunu savunan insanlar geliyor. Hı. Biz temelleri sağlam atarsak gençler de geleceğe güzel bir şekilde bakar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Arpa ekip de buğday biçen olmamıştır hayatta. Bunu iyi okumak gerekiyor. Günün sonunda 40'lı yıllar, 50'li yıllar, mücadele 63... 63'e geldiğinizde en önemli şey, yine basına çok büyük görev düşüyor. Basın her şeyimizdi aslında. Milli mücadelenin temellerine indiğinizde basın var. Tabii. Yani tabii. 1870'li yıllara da, 70'li yıllara, 80'li yıllara da gittiğinizde basının mücadele için kurulduğunu görüyorsunuz. 42'de kurulan liderimiz Doktor Fazıl Küçük'ün kurduğu gazetenin de baktığınızda ilk açıklamalarında ne var? Medeni kanunun kabul edilmesi, Türklüğün savunulması, anavatanla bağların güçlendirilmesi, EFKAF'ın bizim elimize geçmesi, mekteplerin, okulların bizim yönetimimiz olması ve siyasi hakların alınması. Tabii. 42'de kurulan bir gazete öyle bir organize yapıyor ki liderimizin himayesinde 60'da ortak siyasi haklara sahip iki toplumdan biri olarak bir devlet kuruyoruz. Tabii. Çünkü telefonun olmadığı, telgrafın olmadığı, Twitter'in, işte Facebook'un olmadığı bir zamanda iletişim kaynağı, bir de öğretici, bilgilendirici ve yönlendirici olarak gazeteler ortaya çıkar. En büyük metot da oydu. Öğretici dediniz, her alanda öğretici, her alanda bilgi verici. Mesela eski meclis başkanımız Doktor Sibel Siber'in eşi Doktor Rifat Siber, eski başhekimimiz Defkoşa Hastanesi'nin, onun babası mesela tarım yazıları yazmış, köşe yazıları var. Çok güzel derleme, şunları kullanın, bunu yapın, şu olsun, bu olsun. Sonra bakıyorsunuz mücadele yıllarında BAF'tan buraya sağlam olarak geçti. Türk'ten Türkiye politikası, bilmem ne, sırayla. Bunları okuyup incelemek lazım, analiz etmek lazım. Öylesine basit kurulmuş bir şey değil. Yani bizim yaptığımız çalışmalar aslında ne? 20 Temmuz'a gelinen süreçte Kıbrıs Türk'ü 100 yıl nasıl bir mücadele verdi? Herkesin yanıldığı bir nokta var. Her şey 1974'te başlayıp bitmedi. Türkiye Cumhuriyeti tarafından öylesine bir buraya yapılan, uygulanan bir şey yok. Aslında Türkiye Cumhuriyeti bizden hiç kopmuyor. Baktığınızda 20'li yıllardan itibaren bir Türkiye'nin politikası var burada. Tekrar bir araya gelmek, tekrar birlikte hareket etmek. Ve şunu vurgulamak lazım. Eğer
1963 olayları başladığında Kıbrıs Türk'ü teslim olsaydı, abilerimiz, ablalarımız kendi iradesiyle ön plana çıkıp savaşmasaydı, ne 1974'te anavatandan asker gelebilirdi, ne de biz bugün bu topraklarda bu canlı yayınları yapabilirdik. Bunu iyi okumak gerekiyor, iyi görmek lazım. 63 olayları başladığında çok küçük yaşlarda olan rahmetli andığım Sümer Şehidoğlu abimiz var. Çok kıymetli bir abimizdir. Olaylar başladığında diyor, babamın kucağında bir aylık kardeşim vardı. Arasta bölgesinde evleri var. Rumlar rastgele ateş açıyor o bölgeye. Tarayarak gidiyor bölgeyi. Babası başından vurularak kardeşi kucağındayken düşüyor. Alıyorlar. Tabi apar topar sigara fabrikasının hastaneye dönüştürüldüğü bir ortam var. Ya da kliniğin, o günkü doktorlarımızın kliniğinin apar topar büyük hastaneye dönüştürüldüğü bir ortam var mahkemelerin karşısında hemen. Oraya getiriyorlar. 11-12 yaşlarındayım diyor. Bekliyorum. Sonra biri daha getirildi diyor. X dediler diyor. X'in ne olduğunu bilmiyorum ben diyor. Bekliyorum diyor. Akşamüstü dediler ki diyor, baban öldü. Hadi gel defnetmeye gideceğiz. 11-12 yaşındaki çocuğa yüklediğiniz sorumluluğa bakın. Değil mi? Sonra alıyorlar babasını. Apar topar Tekkebahçe vakıflara ait bir arazi. Şehitliğe çevriliyor. Halkın Sesi gazetesinin arka tarafı. Orada babasını defnediyorlar. Ve çocuğa bir sorumluluk daha yüklüyorlar. Aman ha, annen yeni doğum yapmış. Kesinlikle babanın şehit düştüğünü söyleme. Söyle ki cepheye gitti. Söyle ki hastanede. Hayda. Gidiyor eve. Bir ay boyunca annesini oyalıyor. 11-12 yaşındaki çocuk. Babam burada, babam şurada. Hayır diyor en son annesi bir ay. Beni götür ya, gitmem lazım. Anne gidemeyiz, orada şu var. Anne gidemeyiz. Hayır götür diyor. Ve diyor, annemi aldım geldim Tekkebahçe şehitliğine, burada dedim diyor. Burada. O anın fotoğrafları var. O karenin nasıl feryat figan etti annem diyor. Şehitliğin çıkışındayız diyor. Hayatım boyunca Lefkoşa dışına hiç çıkmamışım. Ve bana diyorlar ki diyor, oradakilere dediler ki diyor, beş parmaklara mücahit lazım. Saldırı var. Karşı tarafa da bozdağlar, Rum bozdağları var, bilmem ne var, saldırı var. O yüzden mücahit lazım. Bindim arabanın arkasına diyor. Gidiyoruz kamyonetin arkasında. Hayatımda ilk defa Lefkoşa'nın dışına çıkıyorum. 11-12 yaşında çocuk, bugün akşamüstü alın da bakkala ekmek almaya gönderin. 18 yaşındakini gönderin bugün. Gönderin. Beş parmaklara çıkıyor. Verdikleri görev şu. Aşağısı Rum barikatları. Girne zaten Rum olduğu gibi. Bisikletle sen buradaki haberleri alacaksın. Lefkoşa'ya götüreceksin. Posta görevi yapacaksın. Sonra mevziden mevziye mermi taşıyacaksın. Fotoğrafları var çocuk haliyle taşırken. Ve merminin biri sekiyor, başına denk geliyor ve başından yaralanıyor 11-12 yaşında. Biz vatanı bunlara borçluyuz. Biz bugün eğer hak edecek şekilde hakkını vererek 20 Temmuz'ları, 14 Ağustos'ları, 15 Kasım'ları kutlayamıyorsak, bu bizim ayıbımız. Ne kadar milliyetçiyim diyen varsa onun ayıbı, ne kadar solcuyum diyen varsa onun ayıbı. Çünkü milletini sevmenin sağı solu olmaz. Milleti sevmek başka bir olay. Adına ister yurt deyin, ister vatan sevgisi deyin. Ama bizim o kadar güçlü sol kesimde abilerimiz vardı ki Erenköy'e çıktı bunlar. Sağıyla soluyla Kıbrıs Türkü'nün Çanakkale'si olan oralara çıktı. İşte biz de bu yaptığımız çalışmaların hepsinde ne yapmaya çalışıyoruz? O abilerimizin vermiş olduğu mücadeleye bir fener tutuyoruz sadece. Projektör tutsak neleri görebileceğiz onu düşünün. Geçmişe bir fener tutuyoruz. Bir tane anısını ön plana çıkartıyoruz. Bir tane yaşanan acıyı koyuyoruz. Bir tane göçün ne demek olduğunu koyuyoruz. Bugün şehitliğe gidiyorsunuz, ne yazıyor? Harekatta 498 tane şehit var. Sayı. 498 sayıdır bakın, rakam. Ama yıkılan 498 dünya var. 498 dünya ile birlikte en az 3-5 çarpsanız 1500-2000 tane dünya yıkıyorsunuz. Tabii. Bir tanesini anlatayım size. Ankara'nın Çubuk ilçesinden bir abimiz, ablamız. Orada bir gazeteci abimiz aradı bizi. Dedi ki 38 yıl geçmiş aradan ilk şehit olduğunda sadece babasını getirmişler buraya. Hasan Yılmaz, yanılmıyorsam Hasan Yılmaz diye hatırlıyorum şu an ismini. Şehidimiz var. Hemen burada Lefkoşa şehitliğinin içinde. O zaman babasını getirmişler. Defnedildi. Bak burada mezarı diye göstermişler. Bir daha 38 yıl hiç kimse gelmemiş. Annesi hiç gelememiş.
Fakirlikten gelememiş. Cebinde parası yok. Tabii, eyvah eyvah. Paramız nasıl biliyor musun diyor. Oğlumuzdan gelen o, oğlumuz öldü ama bize bir maaş bıraktı diyor. Allah razı olsun diyor. Oğlunun şehitlik maaşıyla geçiniyorlar. Biletlerini çubuk kaymakamı almış ama adaya geldiklerinde konaklayacağı kalacağı bir yer yok. Bana ulaştılar. Dönemin güvenlik kuvvetleri komutanı Tümgeneral Mehmet Daysal, Allah razı olsun kendisinden, aradım ulaştım. Komutan böyle böyle bir durum var. Ne yapabiliriz? Kendilerini Beyaz Ev'de ağırladı, havalandı aldı, mihmandarlarını verdi, adanın her yerini gezdirdi. En sonunda şehitle beraber girdik, anne baba ve kardeşle. Kapıdan içeri girdi, oğlunun yanına yaklaşmaya başlayınca titremeye başladı sesi annenin. İlk küçük kardeş gitti, ağladı, sarıldı, kenara durdu, sırayla geldiler. Sonra baba geldi, mezar taşını sevdi, yanına oturdu. Evet, sonra anne evet. geldi. Annenin konuşması, bakın bu bir hiç karışmamış, topluma girmemiş, saf Anadolu insanımız. Saf Anadolu insanı, okuma yazma da bilmeyen insanlar. Ama yüreğin sesine bakın siz. Diyor ki, ey oğul diyor, 38 yıldır sana dua ediyorum. 38 yıldır tek bir duam var diyor. Bak ben senin ayağına geldim, sen de bir gececik olsun rüyama gel. 38 yıldır rüyasında görmek için dua ediyor anne, kaybettiği evladıyla. Sonra döndüm dedim ki, teyzeciğim dedim, sizden Allah razı olsun. Bak biz onu boş bırakmıyoruz, buradan geçtikçe duasını ediyoruz, fatihalarını evet. okuyoruz. Eğer oğlunuz dedim şehit düşmese bu bayrak nasıl dalgalanırdı? Buradaki Mehmetçik'le Mücahit'in karşılaşmasının eseri bu bayraklar. Biz dedim burada nasıl dolaşabilirdik? Hiç abartısız önce döndü mezar taşına baktı, sonra döndü bayrağa baktı, bir daha baktı ve bana döndü şöyle yaptı. Ben de anayım oğul, ben de ana. Evet. Bunun üstünde bir kelime var mı? Biz bu teyzemizi gönderdik, 6 ay sonra vefat etti bu teyzemiz. Evet. Böylesi tabii, kutsal kadar, bir topraklarda tabii. yaşıyoruz. Evet. 10 yaşında Ayşeciğin şehit düştüğü, 16 günlük bebek Selden'in toprağa gömüldüğü, 90'lık dedemizin palalarla katledildiği, maalesef bunları anlatmak gerekiyor. Bence de. Bu barbarlık değil, bu düşmanlık aşılama değil, bu git az kes Rum'u yok et değil. İyi komşuluk ilişkileri içerisinde üzerindeki yaşadığımız toprakların değerini bilerek bu kutsal topraklara sahip çıkmadır bu. Bu çok farklı bir şey. Tabii. Bunun da ve dediğim sadece gibi, uğrunda ölen varsa vatandır da değil, o ölenin hikayesini bilmek hikayesini lazım. Bilmek hani şimdi lazım. Anlattığınız gibi gayet duygusal ve yani ben neler var işte yani insanın en saf şekliyle yani bir rüyasına girmesi için kadın dua ediyor yıllardır. Ve bir fotoğraf tabii. karesi bakın. Dedim ki sizin bir fotoğrafınızı çekeyim. Biri sağ tarafa biri sol tarafa geçti, mezar taşını seviyorlar. Bana tek bir kelime daha kullandı. Yani çok manidar kelimeler bu. Annenin yüreğinin sesi aslında. Biliyor musun dedi, bu oğlumla çektirdiğim en güzel fotoğrafım. Var mı bunun üstüne bir şey? Tabii. Var mı Tabii. bunun üstüne bir şey? Ya da Atla Murat Asandallara gidiyorsunuz. 40 tane yakınını kaybetmiş. Onların da belgesellerini yaptık. Kayıpların Gölgesinde ve Bir Gelinciğin Gözyaşları diye belgesellerimiz var o alanda. Oraya gittiğinizde İlk çektim tabii şeyi, Kayıpların Gölgesinde bu katliam nasıl yaşandı, neler oldu, bunları anlattık. İkincisinde de 2016 yılında bu çukurlar açılmaya başlandı. Kimliklendirme olayları başladı ve herkesin ayrı mezarı oldu. Tabii çıkınca eşyalar çıkmaya başladı. Ayakkabıları, elbiseleri, parmağındaki yüzükler. Bunlar çıkmaya başlayınca ben tabii hep irtibatı hiç koparmadım bu abilerimizle. Hep konuşuyorduk. Gittiğimde onları evlerinin en güzel köşelerinde sakladıklarını, görsele koyduklarını gördüm. Ve dedim ki, abi bu size daha çok acı vermiyor mu? Yani nerede? Aradan yıllar geçmiş. 74, 2020 ikinci belgeseli çekeceğimiz dönem. Yani daha büyük bir acı değil mi? Kaybınızın son kıyafetlerini orada görüyorsunuz. Son eşyalarınızı orada sergiliyorsunuz. Her gün bunlasınız. Dediği şu, annesinin tabi kıyafeti, kız kardeşinin ayakkabıları, hamur yoğurduğu tekne, dikiş makinesi, onlar falan orada. Ahmet Aşır abimiz. Dedi ki onları yaşatınca sanki biz halen bu evin içinde yaşıyormuş gibi hissediyoruz onlarla. En son uyurken aklımız orada, sabah kalktığımızda aklımız yine orada.
Bir tane öğretmenimiz Aysel Soykara, en son sınıf öğretmeni, 40 yıl defterlerini, kitaplarını sakladı o şehitlerimizin, en son yazılarını. Ve 40 yıl sonra bunları bana emanet etti. Ben de güzel bir şekilde müzemize çok güzel, oraya yerleştirdik. Güzel. Kalıcı bir hale dönüştü. Ve onları emanet ederken konuştuğu cümle, ben dedi eşimle sonradan tanıştım 74'ten sonra. Annemi, kız kardeşimi, öğrencilerimi, 40 tane yakınımı burada kaybettim. Ve eşimle tanıştığımızda dedim ki dedi, canım bak evleneceğiz ama bu kadar acının üzerine ben nasıl eğlenebilirim? Sade bir düğün yapalım. Nikah töreniyle dedi bu işi geçiştirdik. Ha 74'te gömdünüz oldu bitti, kapandı, acı dindi değil. O yüzden kayıpların gölgesinde koydum bu belgeseli. Kayıpların gölgesinde süren bir yaşam var, bir hayat var. Tabii, bu tabii. insanların hayatı hep gölgelendi. Gidin Atla Murat Ağa sandalları lütfen siyasetin dışında inceleyin. Dokunun o topraklara. Bakın nasıl ölü toprağa serpilmiş ve insanların acıları nasıl daha taze. Bir şehit yakınının keşkeleri ne kadar büyük. Bir dokunun, bir görün. Ya da bugün uç noktada diye kızdığımız abilerimiz var. Solcu şu şu eleştiriyor, bunu yapıyor. Kesip kenara koyduğumuz abilerimiz var. Dinleyin. Abi dert ne? Sıkıntı ne? Neden bunu konuşuyorsun? Bakalım ne anlatacak size? Evet. Bakalım ne anlatacak? Özgürlüğün ne demek olduğunu onlardan dinleyin. Can korkusunun ne demek olduğunu onlardan dinleyin. Vatan deyince, bayrak deyince bu değerlerin ne olduğunu onlardan dinleyin. Bunlar evet. çok zor kavramlar. Geçmişe çok iyi bakıyorsunuz, yani analiz ediyorsunuz duygusal yönde de. Şeyi sorsam size, olduğu yerden şimdiki bulunduğu yere doğru, yani orada da bir yol alması var KKTC'nin. Evet. Evet. Ve yani ilk yokluklar içerisinde evet. işte bir ganimet furyasıdır, olur biter. Evet. Ama ondan sonra kendi küçük sanayileşmesi, evet. Türkiye'nin yardımlarıyla bir evet. vücut bulması, evet. bir devlet haline gelmesi evet. ve yani o anlamda bu yolculuğu nasıl bulursunuz? Çünkü hep Türkiye bizi yönlendirdi burada evet. Acayip derecede. Evet. Onu nasıl bulursunuz? Yani şu şekilde iyi mi oldu bir belgeselci şeyinden? Yani bu topluma, evet. bu grup insana ne oldu? Şimdi şöyle okumak gerekiyor. Bir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983'te kurulmadı. Devletleşme süreci var. 1963'ten sonra TMT himayelerinde gelişen kurumsal yapıları oluşan ve sonrasında ilkokul kuruyoruz biz 1964'te. Tabii. Erenköy'de diplomaları tanınan, karnesi tanınan Özker Özgür'ün de öğretmenlik yaptığı bir okul. Tabii. Yani ilkokul kuruyoruz. Devletleşme sürecimiz var. Öylesine hop karar verdik tabii, akşam şey kurduk olmuyor, değil. Tabii. Devletleşme süreci. Ve bu devletleşme sürecinde söz sahibi olan, iradesini ortaya koyan ama çalışarak, emeğinin gücüyle ben devlet kurmak istiyorum diye bir Kıbrıs Türk toplumu var. Liderimiz, kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın bir mektubu var. Gizli başlığıyla dönemin cumhurbaşkanı Kenan Evren'e gönderdiği. Hı hı. İyi bakılması lazım. Türkiye o zaman burada bağımsız bir devlet kurulmasına karşı. İlk etapta karşı çünkü dünya kamuoyunu şeye alacak, karşısına alacak. Evet. Ve dikkat edin 40 milletvekili var o zaman. Ve sarayda bir yemek düzenliyor. Yemekte konuşulan konular var. Öncesinde referanduma götüremiyor bu olayı kurucu cumhurbaşkanımız. Dünya ve tarih önünde KKTC diye bir belgeselim var benim. İlk kurucu milletvekillerimizin, biraz önceki konuğunuz Osman Bey'in de konuştuğu, içinde yer aldığı bir belgesel bu. Nabzı yokluyor kurucu cumhurbaşkanımız. Gidin bakalım nedir, ne değildir. Hasan Özbaflı o dönem bağımsız milletvekili, TKP'den çıkmış ama sonra bağımsız olmuş. Birleşmiş Milletler'in almış olduğu karardan sonra istifa eden vekillerimizden. O haksız yere neden KKTC'yi kurduk diyor da onun öncesindeki Haziran'daki diğer dönemlerdeki evet. Birleşmiş Milletler kararını iyi incelesinler. Öylesine kurulan bir KKTC yok. Önü tıkanan bir süreç olduğu için KKTC kuruluyor. Yol ayrımına gidiliyor. Orada Hasan Özbaflı'yı çağırıyor ve Öğretmenler Sendikası'na gönderiyor. Öğretmenler Sendikası'nda kimler var o dönemde? Arif Hasan Tahsin Bey var. Aynen. Öğretmenlerle birlikte bir arada oturuyorlar. Oradaki özel anıyı anlatıyorum ben size. Diyor ki git bakalım muallimler ne düşünür? Böyle bir devlet kuracağız ama şu anda meclisin buna evet deyip demeyeceğini bilmiyorum. Ama bizim öğretmenleri arkamıza almamız lazım. Yıllardır evet, milli tabii. mücadelede en onları önde duran. Onları test etmek lazım tabii. Çünkü öğretmen çok önemli.
Tabii. Yıllardır Kıbrıs Türk'ü ayakta durabiliyorsa bayrağına, milletine, duruşuna, ana vatanına sahip çıkan öğretmenler sayesinde duruyor. Onları tabii eğitti ki bugünlere geldik. Tabii. Sendikaya gittiğinde tabii içeri giriyor. Arif Hasan Tahsin oturuyor dedi. Diğerleri oturuyor. Aha. Diğer isimler de var. Dedim ki diyor, ağanın size selamı var. Çünkü denktaşa ağa diye hitap yani ederlerdi onlar diyor. Aleyküm selam dedi diyor. Yeni bir cumhuriyet kuracağız. Böyle böyle bir düşünce var. Ama git sor bakayım muallimler ne der? Yani referanduma evet gidemeyeceğiz. Referanduma gitsek belki daha çıkar. Onu da bilmiyoruz. Siz ne dersiniz? Evet. Yani diyor yeni bir devlet kuracaksın diyor. Ehaliye soracaksın evet ya da hayır der diyor. Söyle kendine yürüsün de arkasındayız diyor. Öğretmenler kaldırı bindiriyor. Ve meclisin öndeki kalabalığı düşünün. Vay vay vay. Ve tabii Öğretmenler Sendikası'nın, Kötöz'ün açıklaması var basında. Ben bunu koydum belgesele. Diyor ki, ey denktaş, bağımsız bir devleti ilan etmek için daha neyi bekliyorsun? İlan edildikten sonra sendikanın tekrar bir açıklaması var. Eminim ki diyor, Sovyetler Birliği de bu bağımsızlığı tanıyacak, destekleyecek en büyük yer olacaktır. En büyük devlet olacaktır. Oraya da çağrıda bulunuyor. Bunları bilerek KKTC'nin kurulmasını destekleyen bir Kıtöz var. Sendika var. O zaman biz geriye dönük iyi analiz yapıp nerelerde hata yaptık dememiz gerekiyor. Bugün var olan bir devleti yıkmak yerine, evet, çünkü öyle bir temel atmışız ki üzerine 1000 katlı bina çıkar. Sarsılmaz bir temel var. Ama üzerindeki binanın tuğlalarını, sıvalarını, elektrik sistemini biraz kaba tabirle yamuk yapmışız. Bunları evet tekrar söküp yapmamız gerekiyor. Günün, çağın şartlarına uygun evimizi yeniden dizayn etmemiz gerekiyor. Doğru. Örümceklendi diye evi yıkmaya gerek yok. Duvar akıttı diye komple temelden evet kazımaya gerek yok. Doğru. Bu çok maliyetli bir şey. Yani doğru, yeniden can ister, yeniden kan ister, yeniden acı ister, hüzün ister. Bizim acıya, hüzne ihtiyacımız yok. Yan taraftaki komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içerisinde Akdeniz'deki zenginlikleri de paylaşarak güçlü komşuluk ilişkileri içerisinde yürümeye ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hamasi duygulara da ihtiyacımız yok. Ortaklığa da ihtiyacımız yok. Ortaklık varsa iyi komşuluk ilişkileri içerisinde çıkar paydalarında ortaklık yapalım. Ama iki ayrı devlet olarak yürümek zorundayız. Biz bunu denedik ve çok acı bedeller ödedik 63'te. Tabii ama daha, çok daha hızlı ve doğru planlamayla KKTC çok daha ileriye gidebilirdi. Kesinlikle gider. Singapur yani, örneği var önümüzde. Değil mi? Yani Singapur gibi bir devlet var. Orada devlet başkanı yardımcısı arkadaşımız vardı. Buraya da çok gitti geldi. Oturduk uzun uzun sohbetler de yaptık. Yani biz kurulduğumuzda dedi bundan çok çok kötü bir durumda. Çok çok kötü durumdaydık. Ne zaman ki revizyon kararı aldık ve ilerledik, bugün işte önünüzde teknoloji devi, yani her şeyin teknolojik olduğu, yapay şehirlerin kurulduğu bir Singapur var. Dev bir Singapur. Sizin en büyük şansınız dedi bir kere, karşınızda dedi Türkiye gibi bir güç var, yanınızda. Yanınızda Türkiye gibi bir güç var, her tarafı denizlerle çevrili bir adasınız, başaramayacağınız hiçbir şey yok. Bütün altyapıları sayıyor, başka bir devlet başkanı yardımcısı, danışmanı. Altyapıları sayıyor. Düşünebiliyor musunuz? Elimizdeki gücün değerini bilmiyoruz. Ve hiç kimse şunu da söylemesin. Gerçekten çok büyük, eğitimli, fikri, zikri olan, üretebilecek, girişimci ruha sahip insanlarımız var. Sadece küstürmüşüz. Bir kenarda duruyor. Evet. Küstürmüşüz. Kıbrıs'ın şeyidir o. Normalde biz küseriz. Erken evet, küseriz. Evet. Peki, yani yurt dışından da yardım alabilirdik. Biz kendimiz Kıbrıslılar daha üretken olabilirdi. Ama bir şekilde bu büyümenin hızı kesildi. Evet. Çünkü bir aylık ganimet devresinden sonra o şaşkınlıktan sonra bir hız almaya başlayan bir yerden biz artık hazır yiyeceğe dönüştük bir aralık. Türkiye'nin verdiğiyle yetinmeye, hani balık tutmasını değil de balık yemesini öğrendik ve onu uzun bir müddettir devam ediyoruz. Hala daha işte korkunç enflasyonlarla savaştık, bankalar krizleriyle savaştık. Ama bunun da üstesinden gelebildi Kıbrıs'ta Türk'ü. Çünkü iyi iş insanıdırlar genelde. Kesinlikle. Yani hala daha bugün Rum tarafında %5-10 enflasyon var ve ne yapacaklarını şaşırırlar. Döviz meselelerini hala daha bizim eski dövizcilerimizin üzerinden döndürürler mesela.
bu o adımı atamıyoruz nedense. Atmak istemiyoruz. Öyle midir? Çünkü onu sormak istiyorum. Çünkü belgeselci çok daha değişik bakar. Yani benim bakamadığım, başkalarının göremediği yerlerden bakabilirsiniz. Evet. Bunu durduran nedir? Yani bir devlet politikası bizim içimizde mi, Türkiye'nin içinde mi? İnsanlarımız bu kolay, ben uğraşmayayım, nasıl olmasa oluyor. Yani su geliyor, boruları yapın, köylere gitsin sular. Zaten Türkiye yapacak, boşuna uğraşmayalım. Elektrik gelecek, eminim kabloları da çekmeyeceğiz biz. Nasıl olsa Türkiye kızacak, sinirlenecek ama onu da yapacak. Ona mı dönüşüyoruz acaba? Şimdi sıkıntı şu, bilen insanımızı küstürüp kenara çekiyoruz, bilmeyen insanımızla bazen yürümeyi tercih ediyoruz. En büyük sorunun kaynağı da mevcut sistemden herkes rahatsız ama herkes memnun. Herkes memnun. Doğru, yani bir şekilde doğru. Bu sistemden nemalanıyor. Herkes vergisini tam öderse bu devlet kalkınır mı? Ne kadar vergiyi tam toplayabiliyoruz? Ne kadar vergileri yatırıma çevirebiliyoruz? Maaş ödediğimizde memnun oluyoruz. Mutlu oluyoruz. Acı gerçeğimiz bu. Gerçekte reçeteyi koymak gerekiyor önümüze. Yani biz de maaşı kusursuz bir şekilde ödüyorsak mutlu oluyoruz. Ama yatırıma dönüştürecek büyük bir pay var elimizde. Vergilendirme sistemiyle ilgili. Onun dışında elimizde o kadar güzel kaynaklar var ki bunları ön plana çıkarmak yerine durdurmayı, kesmeyi, belli kesimin elinde oraları tutmayı tercih ediyoruz. Bunu yapmamamız gerekiyor. Açılmaktan korkmayacağız. Biz Avrupalı gibi düşünelim ama Afrikalı gibi yaşayalım. Bu zihniyetle hareket ediyoruz. Devletin içini revize etmemiz lazım. Her 6 ayda bir seçime gidersek, 2 yılda bir genel seçim yaparsak siyasetçiyi neye mahkum ederiz biz? Seçmen kitlelerin elini hapsederiz. Ya da büyük insanların elini hapsederiz. Devlet ayrı bir şey. Devlet kimsenin eline esir olmamalı. Devlet hiç kimsenin eline esir olmamalı. Bir de maalesef en büyük yıkım ne? İletişim çağında iletişimsizlik sorunumuz var. İletişim kuramıyoruz. Artık her şey elimizin altında. Bakın şu anda canlı yayında biz evde izleyenler yazıyor. Etkileşime geçiyoruz. Onların yazdıklarına cevap veriyoruz. Böyle bir dünyanın içerisindeyiz. Ama böyle bir dünyanın içerisinde iletişim sorunu yaşıyoruz. Çünkü hiç kullanmayacağımız kelimeleri, yapmayacağımız şeyleri burada yazarak hakaret edebiliyoruz birbirimize. Birbirimizi aşağılayabiliyoruz. Her şeyi biliyoruz bir kere. Bilen insanları da dibe vurduruyoruz. Tek bir konuşmanın üzerinden cımbızlayıp bir kenara koyup onun üzerinden linç politikası yürütüyoruz. Basın kuruluşlarımız aracılığıyla, maalesef üzülerek söylüyorum, milli olan ne varsa onları yerle bir etmeyi seviyoruz. Çünkü dokununca bunlara dökülecek. Bu sefer siyasetçiyi niye gömüyoruz? Aman ağzımı açmayayım da bir dahaki seçimde oy kaybetmeyeyim. Çünkü bu çok şey olacak belki ama Türkiye'nin Rabia'sı var ama bizim de dört kutsal M'miz var diyorum ben. Maaş, mangal, mesai, mahrem. Bu dört kutsala dokunmadığı sürece siyasetçi koltuğunu kaybetmez. Bizim her şeye dokunmamız gerekiyor artık. Bizim yeniden her şeyi revize etmemiz gerekiyor. Ederken de bunun sağa solu yok. Bu topraklar hepimizin. Ben şuna inanıyorum. Cumhurbaşkanı geçici, başbakan geçici, bakanlar geçici, muhtarlar, belediyeler, seçilen herkes geçici. Ama o makamların hepsi benim. Hepsi benim. Hepsi benimse o kutsal değerlere sahip çıkıp saldırmamam lazım. Oradaki insanları aşağılamamam lazım. Küçük düşürmemem lazım. İcraatlarıyla ilgili yanlışlık varsa bunları ön plana çıkarıp, basının görevi budur. Doğru tarafsız bilgiyle kamuoyu oluşturup siyaset üzerinde ya da yönetim üzerinde baskı kurması lazım. Ama doğru tarafsız mı gidiyor bu? O yüzden icraatlarımız iletişim çağında iletişimsizlik sorunu yaşayarak, uzmanları küstürüp kenara koyarak devam ediyor. Bunu revize etmemiz lazım. Yeni bir yol haritası çizip, her 2 yılda bir seçim, her 6 ayda bir seçime gitmek yerinde uzun soluklu projeler yürütmek lazım. Bir de siyasi düşündüğün zaman devlet farklı düşünür, siyaset farklı düşünür. Bir oy olarak bakar ama devletin devamlılığı olması lazım. Bugün Amerika'da hangi başkan değişirse değişsin, devlet politikasının değiştiğini görüyor musunuz? Değişmez ve gayet de iyi sonuçlar veren bir ivmeyle devam eder hayatına. Başkan oradadır, değildir, hiç fark etmez. Biz çok şanslıyız bakın. Yani rahmetli kurucu Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de bir toplantıya katılıyor. Yasir Arafat'la bir araya geliyor. Kolundan tutuyor Yasir Arafat. Ey denktaş diyor. Senin elinde olanlar benim elimde olsaydı çok şey yapardım diyor. Arkanda koskoca dağ gibi bir Türkiye var diyor. Bunun kıymetini bil diyor.
Bunun kıymetini bil diyor. Rahmetli koca Cumhurbaşkanımız bunu söylerdi. Dolayısıyla biz değerini bilmemiz lazım. Basın üzerinden gönderme yapıyoruz. Oradan da basın üzerinden gönderme geliyor yeri geldiğinde. Bu doğru bir şey değil ki, yanlış kamuoyu oluşturuyor. Tabii, biraz daha da ısrar edilirse birkaç oyunla da savaş açıyoruz. Tabii ki savaş açıyoruz. Çok gereksiz bir savaşın içine giriyoruz. Çok gereksiz bir savaş. Bu bize yıllarımızı kaybettiriyor, geleceğimizi kaybettiriyor. Toplumsal olarak geri planda kalmamızı getiriyor. Yani dijital bir çağın içerisindesiniz. Eğitiminizi yeniden dizayn edebilirsiniz. Her şeyi yeniden kurgulayabilirsiniz. Neyin faydalı olduğunu, ada için bir revizyon, bir plan çıkartabilirsiniz. Elektrik sıkıntısı yaşayan bir ülke haline geldik. Yapabileceğim. Bak, kabloyla elektrik gelecek buraya. Bundan değerli bir şey var mı? Su sıkıntısı yaşıyorduk, giderildi. Bunun dağıtımını da adam akıllı yapmamız gerekiyor. Sistemi şimdiden kurmamız gerekiyor ama. Günlük değil. Ahmet'in evine elektrik bağlatmayacağım ben. Mehmet'in suyu faturasını ödemeyeceğim seçim gelince. Ben toplumun geneline, bu devletin faydasına ne yapabileceğim? Ve eğitim sistemimizi revize etmemiz gerekiyor. %100 revize etmemiz gerekiyor. Eğitim her şey. Her şey. Bunun evet, büyük bir sıkıntısını yaşıyoruz. Peki yüksek öğrenime nasıl bakarsınız? Yani yüksek öğrenim bizim işte 1 milyar dolar hemen hemen getirisi olan bir yuvarlak hesap söylüyorum. Ve bunun başında bir bakan yok. Yani bir bakan var gibi ama YÖDAK etkisiz kalıyor. Öyle bir sorun yaşıyoruz orada. Bir de turizm açısından orada da yetersiz kalıyoruz. Çünkü baktığım zaman biz %100 talebeyi artıramayız Kıbrıs'ta. Çünkü Kıbrıs'ın menfaati ne olmaz? Rahatsız olmaya başlar. Nüfusun kadar talebe taşıyamazsın ülkede. Ama 2 milyonluk turisti 4 milyona çevirebilirsin. Ve bütün halka bir dağılımı olur. Otel odaları artırılır. Oteller yapılır. Bu anlamda hem zenginleşiriz hem de daha fazla turist gelir. Bunu genelde yayılır turizmin getirdiği. Ama oralara da konsantre olmuyoruz yeteri kadar. Yurt dışındaki tanıtımlarımız sanki turizm başlıyor, gelecek ay yaz, hadi reklam verelim gibi. Halbuki herkes artık biliyor, yani bunun bir senesinden önce en azından bir turizm reklamı olur destinasyon için. Yani böyle karma karışık, sanki işimizi bilmiyoruz gibi. Halbuki kitaplar yazıyoruz, belgesel olmasa bile filmler çekiliyor. Sanki işimizi çok iyi biliyoruz ama uygulama hala daha bir eksiklik. Bu yine belgesellere baktığınızda bu bizim için hep normal midir? Aksiyonda zayıf mı kalırız, icrada zayıf mı kalıyoruz? Şimdi şöyle değerlendirmek gerekiyor. Adanın 3 bacasız sanayisi var aslında. Yani eğitim, sağlık, turizm. Aynen. Eğitim, sağlık, turizm. Çok güzel de yapılabilecek noktadayız. Yeni havalanına kavuşuyoruz bugün. Yeni havalanına kavuşuyoruz. Yeni ile birlikte neyi yenileyeceğiz? Bunu görmemiz gerekiyor. Eğitim sistemi 106 bin öğrenciyi şu anda ada genelinde kabaca ağırlıyoruz. Bence Yüksek Öğretim Bakanlığı kurulması lazım. Bence bu öğrenci nerede kalıyor? Nerede konaklayacak? Bunun içerisine polisi de dahil etmeniz gerekir. Ayrı bir birim olarak dahil etmeniz lazım. Bu çocukların asayiş durumu var. Geceleyin sokakta dolaşan, üniversite kaydı olan ama ne olduğunu bilmediğimiz arkadaşlar dolaşıyor. Tabii. Son model lüks arabalarla geziyor. Bunları bir incelememiz gerekiyor. Bunlar nerede konaklıyor? Nerede eğlenecek? Ben bunlara 106 bin Fahri Elçi'den bahsediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çıktıktan sonra benimle ilgili iyi mi konuşacak, kötü mü konuşacak? Bunlar gittiği devletlerde bakan, bakan yardımcısı, müdür, müsteşar çeşitli konumlarda yerlere geliyorlar. Afrika'da görev alan öğrencilerimiz var. Bakan olan öğrencilerimiz var. Bizimle ilgili ne bahsediyor acaba gittiği ülkede? Merak konusu tabii. 106 bin Fahri Elçinizi nasıl burada ağırlayıp gönderiyorsunuz? Bunun için özel bir şey kurmak gerekiyor. Sağlık sektörü aslında çok sağlam projeler olan abilerimiz var. Geçen biriyle bir araya geldik. 40 milyon dolarlık bir projesi var. Yaklaşık 250 kişi çalıştıracağı. Ama lazer teknolojiyle daha farklı, şimdi anımsamıyorum tabii şeyini. Her tedavi 1 milyon dolar. Işın tedavisi. Bir tedavi bu. Çin'de uygulanıyor bu. Çok özel zenginlerin uyguladığı bir kanser tedavisi. 1 milyon dolar. Şu anda altyapısını kurmuş, sistemi bir tık ileri götüremiyor. Bütçeye ihtiyacı var. Ve bunu dünya çapındaki ünlü doktorlarla irtibat kurarak buraya başlatmış.
binasının karkasını tabii, çıkmış, enteresan. Bir yere evet. kadar getirmiş ama artık bütçesi yok. Yürütmek için bütçeye ihtiyaç var, ortak arıyor. En ünlü doktorlar yanında. Devasa bir proje. Bütün projelerini inceledim, okudum. 1 milyon dolar diyor sadece bir tedavi. Yani 40 tedavide hastanenin masrafını tabii, çıkaracağınız bir konu tabii. ve buraya getireceğini düşünün bunu. Ülke ekonomisine tabii. katkısını düşünün. Turizm. Çok üzülerek söylüyorum. 2011 yılında Girne Kalesi'ne gittim. İçeride bir o zaman Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Şehitler Anma Oratoryosu programı var. O metinleri yazmışız, görsel topluyoruz. İçeride biliyorsunuz esirlerin kaldığı esirler şey var. Kıbrıs Türk'ünün önderlerinin hapsedildiği bir tane hapishane var. Girne Kalesi'nin içerisinde. Babalikiler, Sadrazamlar işte, Doktor Hüseyin Beşler, evet. Doktor Esatların kaldığı. Kapıdaki arkadaşa dedim ki, içeri gireceğim, böyle böyle bir yer var. Oradan bir fotoğraf almam gerekiyor. Ben dedi 20 yıldır buradayım dedi. Öyle bir şeyin olduğunu bilmiyorum dedi. Kapıya koyduğumuz. Sonra başka bir yere gittim. Doktor Nihat İlhan'a siz buraya gelmiş miydiniz dedi. Eyvah eyvah. Sonra başka bir noktada arşiv araştırması yapıyorum. Dosyaları indirtiyorum tabii. Bunu indir sağ olsun o dönemin müdürü, arşiv müdürü de çok kıymetli bir abimizdi Gökhan Şengör. Bir Kıbrıslı ilk şehit pilotumuzun oğludur. Türkiye'de yüzbaşı olarak babası oraya gitmiş ve şehit düşmüştür. İlk şehidimizdir. Kıbrıs Türk'ünün ilk hava şehididir. Anladım. Yani bilinmeyen isimle onun da çalışmasını tabii, yapmıştık. Tabii. Ve onunla arşivi indiriyorum neyse yanıma koydu birini. İki gün sonra arkadaş rahatsız oldu dedi ki ya dedi 20 küsur yıldır burada çalışırım dedi. Bir tanesini açıp okumuş değilim dedi. Ne anlarsınız bunları dedi. Habire kurcalarsınız. O zaman biz turizmde, eğitimde ya da farklı bir sektörde bir değişim mi bekliyoruz? Alanın uzmanını oraya koymazsak. Tabii. Ne bekliyoruz? Beklemek lazım. Yeniden yani, yapılandırmamız tabii. lazım. İçeride olanları hizmet içi eğitimle yeniden dizayn etmemiz lazım. Ekmek parası çok zor bir şey bugünlerde. Çok zor bir şey. Gençlerimizin umudunu kapatmamamız lazım. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle yeni bir TOKİ projesine gidiyoruz. Tabii. Devlet ben olarak düşünüyorum. Ben desteklersem, gencime dersem ki sen evleniyorsun, sana bu katkıları sağlayacağım, şu kadar taksitle bana ödeyeceksin, bu imkanlar var dersem, ihtiyacı olana mı? Benim bayrağımı sallayana değil, ihtiyacı tabii, olana tabii, bunu yaparsam, kurgular çok önemli. Sanayi arazisini dağıtırken ihtiyacı olana verirsem, turizm arazisinde aynısını yaparsam, sağlık sektöründe bilmem yatırımcıyı desteklersem, ondan sonra bu devlete herkes inanır. Ondan sonra ben, bakın Libya yapıyor bunu. Libya'dan gelen öğrencilere bakın. Buraya gelen doktora eğitimi bitinceye kadar, lisanstan başlayıp doktora eğitimi bitinceye kadar evini kiralıyor, cebine parasını koyuyor, geçimini sağlıyor, okulunu ödüyor. Muazzam. Düşünebiliyor musunuz? Ben de aynı sistemi uygularsam benim devletime şükreder. Ama ben dersem ki yeni bir ufak bir iş yapmışsın, onu da ben vergiyle elinden alayım, yarım yamalak kalsın, sonra başkasından vergi almayayım, tabii, öbürüne tabii, ayrıcalık tabii, yapayım, senin paranı tabii. sileyim, neye inanmayı bekliyoruz biz? Tabii, yok canım tırnaklar hemen çekilir, olur mu? Londra, şey, bakın geçenlerde bir arkadaşım Londra'dan geldi, buradan Kıbrıslı bir arkadaşım Londra'ya gitti, orada yaşıyor, 20 yıldır falan, burada geldi bir arazisini sattı. Yani 200-300 bin sterlin gibi bir paraya sattı arazisini. Evet. Döndü, bankaya yatırdı. Hemen dedi bir İngilizce sözleşme yapalım burada. Tanınan bir avukatta. Dedim ne gereği var? Sattın zaten, paranı aldın, tapuda devrettin. Hayır dedi. Bana gittiğimde nereden buldun diyecekler dedi. El koyacaklar bu paraya. Ben bir sözleşme yapıp göstermem lazım dedi. Tabii. Bunu biz Londra'da yapıyoruz da Kıbrıs Türk'ü olarak burada niye yapmıyoruz? Hiç bilmiyorum. Kimse hiçbir şeye dokunmak istemiyor burada. Anlatabiliyor muyum? Popülizm var. Dokunmamız tabii. gerekiyor. Dokunmamız gerekiyor çünkü 16 günlük bebek boş yere şehit olmadı. Ya da 11 yaşındaki abim kendisi için dağın tepesine çıkıp da orada güneşlenmedi. Evet. Yani memleketimize sahip çıkalım beş diyorsunuz. Beş parmak dağlarındaki yeni nişanlanmış 17 yaşındaki bir abimiz anlattı. Ve televizyona çıkmıyor, konuşmayı sevmiyor. Küsmüş, kenara çekilmiş, hiçbirine inanmıyorum diyor. Sağsa yani siyaset olarak hiç kimseye inanmıyor. Çıktım diyor, Lefkoşa'da nişanım var. Denizi de çok seviyorum diyor. Beş parmaklardayım diyor. Susuzluktan diyor, bitlendik diyor. İçmeye su bulamıyoruz çünkü diyor.
Lefkoşa'ya dönüyorum yönümü diyor. Karşımda diyor aşkım var, sevgilim var ama arada Rum engeli var, gidemiyorum. Sonra diyor yönümü Girne'ye dönüyorum, sevdam var ama gidemiyorum, orada da Rum var diyor. Beş dakikalık yola inemiyorsunuz. Denize tabii. Hasret bir Kıbrıs tabii, Türk'ü. Tabii. Ama daha büyük bir sevda beni çağırdı diyor. Vatan sevgisi, orada olmak zorundaydım diyor. Bunu 17 yaşındaki biri söylüyor eğitimi için. Son bir şey söyleyeyim, bunu kapatayım. Pek bilinmez ya da yeni yeni gündeme çıktı. Bir Uluçam Süleyman Ali diye belgesel çektim ben. Süleyman Ali Uluçamgil, Erenköy'de şehit düşen 1964'te Rumların düzenlediği tuzaklamayı pakete alıp getirip şehit olan birisi. İnanıyorum tek bir vatana. Aramızda ne var aramızda Akdeniz varsa, şimdi şiiri de tam anımsayamadım. Kimimiz ölürken deriz, kimimiz ölür kana şiirini yazan. Eğer yaşasaydı Kıbrıs Türkü'nün Nazım Hikmet'i olacak olan bir şair. O 19 kadar. Yaşında hukuk öğrencisi. Dehşet şiirleri var. Öldükten sonra arkadaşı kitaba topladı. Bunun ailesiyle bir belgesel çektim ben. Onun hayatını konu alan. Bir Uluçam Süleyman Ali diye. Ve gittiğimde şunu gördüm. İngiliz idaresinde annesi öğretmen, ablası küçük kız kardeşi doktor. Annem beni çıkartırdı diyor şeye. Evlerin biliyorsunuz eski kerpiç evlerin pencerenin önünde bir boşluk olur. Oraya çıkartırdı ya da diyor masanın üstüne çıkartırdı. Oku İstiklal Marşı'nı derdi diyor. Ben okurdum onlar tekrar ederdi diyor. Süleyman da diyor daha yeni ilkokula gidiyor. Biz diyor hemen köyün ilkokulu var dağ yolunda, Fotodağ o günkü adıyla. Orada diyor ilkokulda diyor İngiliz bayrağı çekilir. Karşıda da kraliçenin fotoğrafı var. Sen tut sandıktan bayrağı çıkar, ilkokula giden bir çocuk. Sandıktan bayrağı çıkar, okulun bahçesine git, İngiliz'in bayrağını indir, Türk bayrağını çek. Sınıfın pancurunu kır, içeri gir, Atatürk'ün resmini oraya as, yayın kraliçenin resmini indir. Öyle bir dayak atmışlar ki kendisine. Tabii. Bir hafta dedi okula gitmedi dedi. Öğretmenleri dövüyor. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Düşünebiliyor musunuz? İlk okula giden bir çocuk yapıyor bunu. Tabii, ve 19 müthiş. Yaşında biz bunu şehit verdik. Tabii. Öyle vatan sevdalısıydı. Öyle ele avuca sığmaz bir gençti ki ama nasıl yetiştirildi? Öğretmen bir annenin elinde geldiği durum. Tabii o duygularla kolay. Öğretmenlerimiz mı? Bizim için çok çok kıymetliler. İstediği siyasi görüşü olsun, sağa solu yok bu işin, adına yurt sevgisi, vatan sevgisi ne derse deyin. Ama bütün öğretmenlerimizden de benim tek bir ricam var. Tek bir ricam var. Bu topraklara sahip çıkmayı öğretin. Terk edin gidin demeyin. Buradan bir şey olmaz demeyin. Bizden bir şey olmaz demeyin. Bizden çok şey olmuş. Su borularından silahlar yaparak savunmuşuz. Tabii. Uçaklar, helikopterler yapmışız. Tahtadan, tüfekten. Uçak yapmışız ovanın içerisinde. Yükselmiş 3-4 metre. Sonra tabii, sete tabii, girince tabii. Çakılmış, düşmüş. Tabii. Ama yapmışız, üretmişiz. Üreten tabii. Bir toplumuz 60'ın biz. 60'ın Aziz amcamı biliyorum. Ben o Solina dediğimiz evet. Su borulardan evet. Yapılan tüfekleri vardı. Bisikletçiydi kendisi. Evet. Evet. Ama elinden iş gelirdi ve tüfeği falan hep o evet. Onarırdı şeyde köyde. Temroz köyünde onu hatırladım. Ürettiğimizde ve evet. inandığımızda çok şey değişecek. Öğretmenlerimiz de lütfen üretmeyi ve öğretmeyi öğrensin. Bizim valla Kıbrıslarımız daha ince oluyor. Her geçen gün daha ince. Sanat tarihi okuyoruz. Sanat evet, tarihi okuyoruz. Kendi ilkokul tabii. Çağımda çünkü biz Rumlara biliyorum. Uyduk. Onlar hiçbir şeyini kaldırmadılar. Türk düşmanlığını kaldırmadılar. Biz buna mukabil bütün Türk düşmanlığını hemen hemen hiç Rum kötüdür. Kendi kahramanlık destanlarımız falan hiçbiri yer bulmuyor. Bir savaş evet. Oldu bitti. Böyle bir cümlede evet. Bitiriyoruz böyle. Evet. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ağzınıza ediyorum. Sağlık. Yani soru da soramadım. Çünkü sizi dinlemek çok zevkli sağ hakikaten. Böyle bir hikaye ederim. Gibi masal dinlenmiş gibi dinledim ben sizi. Teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hiç unutmamak gerekiyor. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde o günkü iradeyle buraya harekat kararı alan rahmetli Bülent Ecevit'i, Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı muhalefette olmasına rağmen 47 milletvekili ve senatörüyle birlikte karar alan Profesör Doktor Turhan tabii, Feyzoğlu, tabii. Yani Büyükelçimizin dedesi. Onları rahmet, minnet, saygıyla anıyorum. Kurucu Cumhurbaşkanımız, liderimiz Doktor Fazıl Küçük, Mehmetçik Mücahit ve Mücahideler. Onların emekleri çok büyük. Onlar bize hakkını helal etsin diyorum. Eyvallah, rahmetle tabii. Anıyorum. Kutsal topraklarımıza bütün herkesin sahip çıkmasını temenni ediyorum. Evet.
daha fazla bir şey ekleyemiyorum burada. Aynen öyle. Ama ailelerimiz ve öğretmenlerimiz hakikaten çok çok önemli burada. Üzerlerine düşeni ne olur yapsınlar. Evet, yardımcı doçent doktor Muharrem Özdemir, onunla beraberdik. 20 Temmuz'u iyi ki böyle bir hikayeyle kapattık. Onun söyleşileriyle kapatıyoruz günümüzü. Güzel bir gününüz olsun. Sadece tatil olmasın, bizim ufaklıklara bu günü anlatın. Ne olduğunu ne olur anlatın. Evet, sizlere iyi günler diliyoruz, iyi kutlamalar diliyoruz. Hoşçakalınız. Seveceksiniz, aşık olacaksınız, evleneceksiniz, çocuklara kavuşacaksınız. Gün gelecek, bir sevgili size gel diyecek. Bunların hepsini kenara bırakarak gideceksiniz. Çünkü o gel diyecek sevgili vatandır, millettir, bayraktır. Canınız gibi koruyacaksınız, kıymetlendireceksiniz.